Rahman, hazır mısın abim? Nasip olursa inşallah abi. Elimden geleni yapacağım Allah izin verdiği kadar. Peki. Hadi buyur, başlayabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, benim konu niyet nazardı. Önce bir şey diyeyim, açıklayayım. Ben niyet nazar geçtim. Ama bu niyet nazar manayı harfi ve manayı ismi olmadan Adem Hoca'yı gönder. Cenab-ı Hak beni sevk etti oraya. Biraz yani noktayı nazarlarımın eksikliğini mazur görün. Bu benim kusurumdandır. Ben şimdi şuradan başlayayım. Birinci sayfa. Mevzu nedir Alemdar? Bir de söyler misin? Mevzu neyin üzerine olacak? Niyet nazar. Niyet. Manayı harfi. Manayı ismi. Çok güzel. Bir de Hasan abi, ben dersi yani siz yönetirseniz benim için daha iyi olur. Yani eksikliklerim var. Bunları tamamlarsanız şey yaparım. Bir de ben biliyorsunuz biraz heyecanlanıyorum yani. Tamam. Alemdar, hiç heyecanlanma inşallah. Rahat ol. Çünkü kimseye bir şey ispat etmeye bir şey değil. Biz kardeşiz. Bak hepinize söylüyorum. Bu müzakere niye konuyor? Çok şükür. Bak dinliyorum sizi. Programı siz yapıyorsun. Yani konuyu sen seçiyorsun. Yetişmek içindir kardeşim bu ya. Yani nasıl çalışılıyor? Bizden sonra gayretsiz ya, o yaz, yüzlerin olsun dememek için gelecek nesle. Yani balık, hani Çin atasözü var ya, balık vermektense balık tutmayı. Şimdi ders nasıl çalışılıyor, nasıl şey yapılıyor? Evveli ahiri zahiri batını böyle. Bir de bu toplumda, yani bu derste, bu ortamda siz bu ders yaptıktan sonra Allah'ın izniyle Türkiye'nin dünyanın her tarafına giderseniz rahat ders yaparsınız. Çünkü burada şu ortamda olanlar hepsi bu konunun uzmanı. Hepsi de en güzel tarafları merak ediyor. Kendisini merak ediyor, manayı merak ediyor. Ve eksiklikler mutlaka olduğuna inanıp kendi beşeriyetine veriyor. Dolayısıyla istifade edeceği taraflara odaklanmış, kar kabul ediyor. Ben de öyle. Bak dinliyorum, Allah Allah. Bunun ağzıyla bakalım Cenab-ı Hak bana bu akşam ne verecek diyor. Onun için Rahman, rahat ol ve hiç yapma. Gerektiği yerde biz de şey yapacağız, hiç endişe etme, heyecanlanma. Hadi bakalım. Bismillah. Abi bu Ersin Türker var, Bursalı. Onunla beraber çalıştık. Allah razı olsun. O da çok yardımcı oldu. Yani beraber sevk olduk bu derse. Çok istifade ettik yani ondan ziyade. Elhamdülillah. Yani bizim için çok bereketli bir ders oldu. İnşallah Rabbim muvaffak eder. Güzel bir şey çıkar yani. Beraber de yapabilirsiniz. Beraber de yapabilirsiniz yani. Vallahi müdahil olursa da sevinirim. Ben aslında bu dersi o takdim etsin diye ona söyledim. Çok ısrar ettim. Şeyi çok güzel. Çok yani maharetli bu konuda. Hatta dedim ben çalışayım. Malzemeyi dedim sunumunu yap dedim. Yok dedi ama emin ol sizden kaçıyor. Çok güzel ders yapacağına kat be kat inanıyorum. Allah çok yani mükemmel bir arkadaş. Benden bir tayfe kaçar ya. Benden kaçmasın. Kaçıyor. Benden zarar gelmez ya. Hadi. O da girsin beraber içtiğin inşallah. Ben daha çıkıyorum. İnşallah. Yani sesimi İnşallah. Kapatıyorum. Devam edin. Bismillahirrahmanirrahim. Numarayla bir saniye. Bakayım bir hata yapmayayım. Manayı harfi nazarıyla onlara bakıp mutlak gafletten kurtulup huzur-u daimiye girmektir. Her şeyden Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. Elhasıl mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek manayı ismiyle bakmamaktır. 26. söz zehir. Manayı ismiyle fanidir. Manayı harfi. Her şeyde onun nuruna karşı tencere açar.
huzuru daimiye kuvvet verir. Mevcudatın pencerelerinden vacibül vücuda bakıyorlar. Muhabbetinde manayı harfi bakış, eninin yönünü güneşe çevirmek. Hala benlik var. Biri pencereden bakıyor. Kim bu? Biri huzur arıyor. Kim bu? Biri pencerelerden bakıyor. Kim bu? Eninin yönünü belirliyor. Kim bu? Bunları belirlemenin tek yolu kendini kaldırıp kendine manayı harfiyle bakmaktır. Çaresi ise şudur. O cüz'i ihtiyariden dahi vazgeçip iradeyi ilahiyeye işine bırakıp kuvvetinden teberri edip Cenab-ı Hakk'ın havl ve kuvvetine iltica ederek hakikati tevekküle yapışmaktır. Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz'i ihtiyariden vazgeçiyorum. Risale-i Nur'da hiç ender hiç, ya baki entel baki, ondan terde can, aradan çıkmalısın. Bu bana bakıyor. Cüz-i ihtiyarından vazgeçmez isem nasıl üstür? Aynedeki güneşi gökteki güneşten değil, kendi zatından sanıp şirke yol açar. Mesela Hazreti Ali için iki grup vardır ki helak olmuştur. Birisi şiddetli adaletten, diğeri şiddetli muhabbetten. Alemi şehadeten ise. Kürste nasıl gözükür? Eytan manayı ismiyle hilkate bakıyor. Beni ateşten, onu topraktan yarattın deyip kendine manayı ismiyle bakıp bakarken baktıranı unuttu. Yeis, gurur, uç, suizan sıfatları giydirildi. Noktayı nazar. Manayı harfi kafadaki otun yığınları olan bilgi, malumatı yakar, nurlandırır. Bakar, ruh ile görürsün. Buna manayı harfi denir. Nereden besleniyorsan oradasın. Nereye gönderiyorsan oraya gideceksin. Ne hissediyorsan onun içinde. Ne zaman zamlarından kurtulursan o zaman yaşıyorsun. Tanrıçı aleminde o zaman hırsın. Ne zaman yediğini hazım eder ışık verirsin. Fücil yağdan beslenmez ise kendini yiyip bitirdiği gibi. Onu anlatıyorum derken bile biri varmış, görememişim. Nefsime uymayayım derken olmadığını bilememişim. Yaşadığımı zannederken ölüyormuşum, görememişim. Gören benim sanar iken gören o imiş, bilememişim. Nefsini bilen kendim bile, kendim bilen haddim bile elhamdülillah demişim. Yokluğunu bilmedikçe varlığı gösteremezsin. Gölge yapma başka isyan istemez. Nefsime hitaben demişim. Kelamına manayı harfiyle bakan malayani konuşmaz. Hakikat konuşur. Manayı ismi tarafının bakışından çöz birinci levhaya bakılabilir. Yani bu manayı ismi tarafının bakışından çıkan sonuçlar Üstad 17. sözde birinci levhada uzun detaylı vermiş. Manayı harfi tarafı ise ikinci levhada derc edilmiş. Hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına levhadır diye de burada tatbik etmiş. Kendini aramaktan vazgeçme. Zira sakın buldum da deme. Buldum dediğin anda zan eder kaybolursun. Bu benden girmiş abi. Ne kadar doğrudur bilinmez. Mevcudata manayı harfi nazarıyla bakılırsa ilim marifetullah olur. Manayı ismi bakılırsa ilim malumat olur. Manayı harfi ile akıl mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Basit gördüğün bir sinek sana üstad olur.
İksiri de vermiş. Allah razı olsun. Şükürler olsun. Nimete bakıldığı zamanı mümin. Sanata bakıldığı zamanı sani. Esbaba nazar edildiği vakit zihne, fikre gelmelidir. Enfüsü lügattan almışım. Harf kendi başına mana ifade etmeyen, manasını gösteren alettir. Mevcudata kendileri hesabına değil, Allah hesabına bakmak ve Allah hesabına sevmek manayı harfidir. Ne güzel yapılmış gibi. Bunların hiçbirini yapamıyorum. Anlayamıyorum. Nazarımı dağıtmışım. Tefekkür yerine zan edip duruyorum. Afaki malumat beni işgal etmiş. Yok mu bunun ilacı? Akıl mürşidi Rabbani olamıyor. Niyet bir duadır. Bunun ilacını da buraya kırmızı kalemle çizmişim. Bismillahirrahmanirrahim de demişim. Ben mi demişim, onu da bilmiyorum ya. Bir emri, bir ibadeti, bir hizmeti yapmanın hakiki sebebidir. Barra 78 daha da detaylandırıyor. İlletini ayıkla ki saflığı nispetinde nimet olur, ihlas olur. İlletin içinde hakkın dediğin cennet dahi olmamalı. Ücretin peşine düşersen zilletini de çekmeye mecbursun. Zira üstad biz ücretimizi peşin almışız diyerek kırılıyor abi. Benim internetim buradan çık. Tersi nasıl gözükür? Riya, teveccüh, gösteriş, şöhret, bunları ayıkla, ihlas olur. Niyet içine konulan ve her şeyi kapsayabilen, her şeyi şekilde gösteren, niyet bir haritadır, gideceğin yeri belirleyen. Burayı ben bir daire için almışım, bu benden girme sanırım, yani benden dediğim. Yani ekstra. Niyetini nazarın belirler. Nazarın yönünü Cenab-ı Hakk'a bağla ki hak yolunda hizmet ettirilesin. Zaten eksikliğinden anlaşılıyor benim olduğu. Nazar rahmet çeşmesinden bir süttür. Niyet ise mayasıdır. Halis bir nazar rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket eder ve der inne fî zâlike لَآيَاتًا لِغَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ Kainattaki mevcudatın muayyen bir vücudu yoktur. Suretini nazarımla görüyorum, manasını niyetimle veriyorum. Niyet ve nazar. Eşyanın mahiyetini değiştirir. Veya müsbet. Manayı dimağda giydiriyorum. Kanser kimine göre nimet, kimine göre musibet oluyor. Nazar, dima ait bir sıfattır. İtikadın bozulur ise nazarın da bozulur. Niyet, kalbe ait bir sıfattır. Kalbin kastıdır. Bismillahirrahmanirrahim de. Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in şefaati derc edilmiş. Müjdeler olsun. O zaman baba gibi her daim muhtaç olduğumuz kesinleşti. Daima Bismillahirrahmanirrahim demeli. Güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Her parlak şey, yani hülasası Bismillahirrahmanirrahim rahmet denilen sonsuz sebeple gafletini izale et. Başka çare yok demişim. Abi şöyle söyleyeyim. Burada ekstradan bir şey daha var. Ben bu dersleri, yani nasıl diyeyim sana, 30 sayfa yazdırıldı. Bunlardan münasip görülen kısmı bu kadar abi. Maşallah. Yani belki daha fazla yazdırıldı ama hülasası anlatmaya değer bu kadar çıktı. Bir tane daha var. Bunu da okuyayım. Bundan sonra ders sizin abi. Çünkü ben dersimi aldım. Şimdi mesela Bismillahirrahmanirrahim.
Hani hayır ve şer Allah'tandır deniyordu üstadım. İlk başlardan alınma bu. İlave olarak ekledim. Nurlardan deniyordu. Diyordu ki iyilikler, güzellikler Allah'tan, şerler, çirkinlikler bizdendir. Buradaki çelişkiyi açabilir miyiz üstadım? Evet, sen benim cismimdeki, alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek için yaratılmışsınız. Yani fail ve mastar değilsiniz. Belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir tesiriniz var. O da hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul, şerre sebep olmanızdır. Hem siz birer perde yaratılmışsınız. Ta güzelliği görülmeyen zahiri çirkinlikler size isnat edilip Zat-ı Mukaddesi İlahiyenin tenzihine vesile olasınız. Biraz daha açıyoruz üstadım. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil, halk-ı şer, şer. Halk-ı şer, şer değil, kesb-i şer, şerdir. Cevap veriyor. Abi bu kadar. Rahman, Alemdar, Katre'de Mesnevi Nuriye'deki niyeti okusana, niyet nazarı. Katre? Yani Mesnevi Nuriye'de Katre var ya, yani başında 40 senelik ömrümde, 30 senelik tahsilimde 4 kelamla 4 kelime öğrendim. Oradaki niyeti... Abi şöyle söyleyeyim. Yani onca şey yazdık. Abi Ersin okusun onu. Ersin, tamam. Ersin nerede Ersin? Burada. Gördüm az önce. Ersin hadi bakalım. Orayı bir oku abi. Mesnevi Nuriye'de, Katre'de 4 tane 30-40 senelik ömrümde 30 sene tahsil hep boş yatmış, oturmuş. 4 tane kelimeyle 4 tane cümleyi öğrenmiş. 4 tane kelime öğrenmiş. 30 senede bu kadar mı öğrenir? Hadi Ersin. Ersin orayı bekliyoruz senden abi. Evet. Ses gelmedi. Acaba bakıyor mu? Ersin. Arkadaşlar Mesnevi Nuriye'de Katrin'in başında açtınsa o zaman oku abi orayı. Açtım abi. Gafur okusun. Hadi oku Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Katre Risalesi bir mukaddeme, bir hatime ve 4 baptan ibarettir. Mukaddemede üstadımız 40 sene ömründe telif eylediği seneye nispetle 30 senelik ilmi seyrinde 4 kelime ile tahsil ettiğini ve bu 4 kelimenin biri manai harfi, ikincisi manai ismi, üçüncüsü niyet, dördüncüsü nazar olduğunu, 4 kelam ise ben kendime malik değilim, ikincisi el mevtu hakkun, üçüncüsü Rabb-ü Vahid'ün, dördüncüsü enenin bir nokta-i sevda ve bir vahid-i kıyası olduğunu söylüyor. Bu herhalde üst taraftaki manai harfi, manai ismi, niyet ve nazarı abi buraya çizmek istiyordunuz. Evet. Abi. Ya Gafur, Ali okuyor. Dokunma. Oku ne? Devam edeyim mi abi? Et. Başka bir şey mi diyeceksin Gafur? Bu, sen konuşurken ben kapatmama denk geldi. Kapatmadım da öyle kapatırken konuşmanın üzerine ötün. Gafur bir şey mi diyeceksin abi? Abi benim sesimi duyuyor musunuz şu anda? Duyuyorum. Şu konuda bir fikir söylemek istiyorum abi. Şimdi mesela manayı harfi ve manayı ismi dendiği zaman mesela el harfi ne demek abi? Allah'ın hesabına bakmak gibi düşünüyoruz abi değil mi? Ama üstad hiç abi kelimeyi israf eder mi? Burada bir nokta fazla bir virgül eksik olabilir mi? Mümkün değil abi. Manayı harfiyle hesabına bakmak lazımdır derken benim şöyle bir tefekkürüm oluyor abi. Manayı harfiyle yani sen yoksun.
sen bakmıyorsun. Yine bakan da o, bakılan da o. Şimdi bile değil biz. Evet abi. Abim burada bir dur. Onu mutalaa edeceğiz de metinleri bitirelim. Ali, tamam abi, metinleri bitirelim. Ondan sonra şeylerim, okur musun abi? Orada niyet ve nazar. Ben bulunduğum yerde mesnevi var mı? Var. Hadi bakalım şey yap. Oraya okur musun Ali kardeşim? Abi ben 261'in sonundaki katreden okudum. Tekrar değerlendirmeyi aynı yerimi okuyayım, devam edeyim abi okuduğum yerine. Ya Rabbi ya. Ya Mesnevi Nuriye'de, katrede, dört tane... Evet. Orayı okudum abi, orayı okudum. Okumadın ki. 51, 51. Mesnevi Nuriye 51. Okumadın ki Ali'm. Tamam hocam. Ben burada 51'den mi? Tamam abi, özür dilerim, tamam. He. Risale-i Nur. Okuyayım mı ben? Oku. Ben okuyayım abi o zaman. Mukaddime. Hasan abi. Buyurun abi. Oku oku, dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelime ile 4 kelam öğrendim. Tavsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksat, manayı harfi, manayı ismi, niyet, nazar. Cenab-ı Hakk'ın masivasına, yani kainata, manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Evet, her şeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti Hakk'a bakar. Diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hakk'a bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında Hakk'a bakan ciheti isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binaenaleyh, nimete bakıldığı zaman mü'im, sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessir-i hakiki zihne ve fikre girmelidir. Ve hakeza, ve keza nazar ile niyet sayını tayyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet, niyet adi bir hareketi ibadete çevirir ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Maddiyatın esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir, Allah hesabıyla olursa marifet-i ilahiyedir. Evet. Devam edeyim mi hocam? Tamam, burada dur. Demek ki hem beraber şey yapalım, sesi kapatalım şey Ali'de. Arkadaşlar, dersi yaparken Allah razı olsun okudu Alemdar. Hulasasını bize verdi, çıkarttı. Eksik oluyor çünkü metin yok. Risale-i Nur hep çıkarım olunca kendisi yok. Şey dahi olsa vicdanı tatmin etmiyor. Çıkarımları ya başında söyleyeceğiz veya sonunda hulasa edeceğiz veya okurken söyleyeceğiz. Mesela o metinleri uzun olabilir. Mesela çıkarımları yaptı. Kardeş çekiniyor biraz da. Zaten başta söyledi. 15-20 dakika çıkarımları koydu. Metin yok. Metinleri cümle cümle aldı. Böyle mesela bunu mukaddeme yapabilirdi. Ondan sonra yaptığı çıkarımların en azından bir satır, şey bir cümle, varsa iki cümle boğmamak. Şimdi Zübeyir abi şöyle öğretmiş Rüştü abiye, bana da o öğretmişti. Atıf, atıfla okumak Zübeyir abi meşrebinden geliyor. Yani atıfla okumak, ustadın bahçe gibi talebeleri var böyle. Bir çiçekle bahar olmaz. Sungur abinin talebesidir. Sait Özdemir abi talebesidir. Talebesi işte. Hüsnü abi talebesidir. Yeğin abi talebesidir. Atıfla okumak yöntemi Zübeyir abiden geliyor. Ne yapar? Atıfı anlatmak için bunu anlat.
atıf yaparken bir, yaptığınız atıf asıl metinden uzun olmamalı, unutturmamalı, boğmamalı. Bir daha, bir metinden bir atıf yapıyorsak aslını unutturmamalı, onu boğmamalı, gölgelememeli, açıcı olmalı. İki, atıf yaparken bazen o paragrafın açılımı veya o cümlenin açılımı veya şimdi olduğu gibi niyet denilen kelimenin açılımı olmalı. Biraz daha, çünkü siz beraber müzakere ve mutala kardeşiyiz. Beraber senelerce yürüdük, yürüyeceğiz inşallah. Bekada da yürüyeceğiz. Kelime, cümle değil kelime noktasına indik. Niyet. Ha, niyeti toplarken o geçen cümleleri toplayacağız. Niyetin genel böyle baktıktan sonra niyetin metinde nasıl geçiyor bir? İnsanda uygulanırsa ne olur? Diye bakılmalı. Atıfı, yani atıflı okumayı böyle yapmalı. Şimdi niyeti koyduk, nazarı koyduk. Külliyatı tarıyoruz. Bakıyoruz bu cümle, bu cümle çok hoş. Bir üstünden de alayım veya bir cümle de uzatayım. Çok harika, al yapıştır, tamam. Oraya nazm-ı mani bir isim, bir başlık atabilirsin. Bu Zübeyir abinin de şeyidir. Bugün size de şey yapayım. Hizmet rehberi Zübeyir abi zamanında Rüştü abiye yaptırmış, emretmiş. Rüştü kardeş dedi, herkes her kafadan bir ses çıkıyor. Hizmet ama hizmet nedir? Hizmet rehberinde böyle başlıkla atılmış. Orayı yaptırmış. Şimdi nazm-ı mani demek, yani o para niyeti mesela burada yaparken oraya bir başlık at. Yani oradan sen ne anladın? Çıkarım o olmalı. Diyeceksin ki bir çıkar okudun sen, çıkarım yaptın, başlık yaptın onu. Bu başlığı, bu çıkarımımı buradan çıkarttım. Ha, acaba başka ne? Şu anda ne oldu? Külliyata çok hakim olacak ki o cümleler yerini bulsun. Yoksa taassubu varsa reddedecektir kişinin şeyidir diye. Çok uzmansa veya muhabbet sevdalıysa tamam diyecek ama doğruyu öğrenmek gerekiyor iyisini yapmak için. Aynı anlattığım gibi böyle metin olmalı, galip olmalı. Metini koyacağız. Atıflarını yaparken bir baktık ki 2 dakika metini 2 dakika okudun, 10 dakika atıfını okudun. Olmaz. Boğdu, unutturdu. Niye geldin buraya? Nereden gelmiştin buraya? Orası kayboluyor. Bunu öz eleştiri yapayım. İlk önce en yöle ben hatayı ben yapıyorum. Derste kaptırıyorum kendimi. Çıkarımları da götürüyorum. Sonra bazen de nereden geldik buraya? Yaptığım kaynak aslımdan uzaklaştım. Uzaklaşmamam gerekiyor. Ben hata yapıyorum. Ama hep beraber öğreneceğiz doğrusu nedir. Şimdi burayı niyet nazar oku denince herhangi bir yeri değil. Seçeceksin böyle kendini o cümleleri, o şeyleri, atıflarını koy. Çıkarımlarını başlık at ona. Veya sonuç yaz. Ben bunu okudum. Zaten anlarız biz. Mesela şu 40 sene ömrümde 30 sene tahsilimden yalnız 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim dedin. Bu külliyattan olduğunu herkes bilir. Altına ben çıkarımım de tak veya bir başlık at üste veya alta. Vay be. O zaman hem külliyatın hakkını vermiş oluruz, üzmemiş oluruz. Hem de mana mertebesinin üstünden bir tanesini almış oluruz. Böyle sonra bunu çıkarım yaptım. Çıkarımı nereye göre yapacağız bu atifi niyet nazar? Ya bu niyet ve nazar denilen şey okuduk, bu dersi kapattık. Tamam da bende ne kalacak? O zaman o niyetin nazarın bende nasıl işliyor?
Yani ne fayda getirecek? Bana ne kazandıracak bu? Hayatıma, ben dikkat ederseniz aileye uyguluyorum, psikolojiye uyguluyorum, içsel itikada uyguluyorum, vacibül vücuda baktırıyorum. Dört, suretidir, kanuniyetidir, hakikati mahiyeti. Yani nereden çıkarttın sen Hasan bunu? Huvela velluhu vel ahiru ve zahiru vel batın isimlerinden dört mertebe vesaire. Onun için böyle yapacağız inşallah. Niyeti, nazarı. Çok adam çok çalıştı bak. Ben işi biraz bildiğim için söylüyorum. İltifat için demiyorum. Rahman Alemdar bayağı çalışmış. Karımları ne yapmış biliyor musun? Özü dizmiş. Heyecandan da çabuk okuduğu için kaçmış. Nazar. O kadar lüp getirmiş ki. Yani o kadar öz yapmış ki. Çünkü okumuş. Çıkarım yapmış, okumuş, çıkarım yapmış. Ha, ama metinle beraber sunsaydı daha güzel olacak inşallah. Şimdi burayı oraya kadar okuduk. Ve keza Ali, bundan sonra devam eder misin abi? Okuduğun yerden, ha oraya dur, oraya kadar okudun, tamam. Şuraya ben bir de şey yapayım. Ve keza nazar ile niyet mahiyete şey tayir eder. Nazar ile niyet. İkisi farklı. Nazar ile niyet. Bundan arkadaşlar ne anlıyoruz? Yani nazar ile niyet. İlk önce Rahman sana veriyorum söz abim. Nazar ile. Ha nazar değildi değil mi senin? Niyet nazar mıydı abim? Senin çalışman. Niyet nazar, manayı harfi, manayı ismi. Ha, o zaman nazar vardı değil mi nazar? Var, var abi. Ha, nazar nedir abi? Ne çıkardın? Biz uğraşmadan bize lüpü ver abi. Nazar nedir? Ne demek? Abi nazar, nazarımla görüyorum. Hiçbir şey diyemiyorum abi şu an. Ben sadece seni izliyorum. Yok. Peki, Ersin. Hasan abi. Ersin sen. Çok şükür. Hasan abi, aklımda kaldığı kadar, çünkü Rahman abiyle beraber yaptık da. Mesela nazar konusunda, nazar gönderilen, niyet içine konulan demiştik. Unuttu söylemeyi. Heyecandan zaten unuttu kendisini de ya. Unuttu. Bir de... Mesela böyle dediğin gibi lüp yaptı abi. Hani çok da dedik hani boğmayalım. Çok güzel şeyler konuştuk. Çok. Çok da güzel şeyler söyledi. Ama biraz dediğin gibi heyecandan biraz da hızlı hızlı. Ben dedim bak üstünde dur dedim biraz. Anlat dedim ama. Peki bir de söyler misin Ersin? Nazar neydi abim? Abi nazar gönderilen niyette içine konulan. Mesela Üstad Hazretleri diyor ya nazarım gönderdim diye. Mesela onu buradan çıkardık. Mesela karavi atmış Üstad Hazretleri. Keşke kırmızı karavimiz olsa demişler. Nazarıyla ve nazarıyla bakıyor, niyetiyle kırmızı olmasını istiyor ve o kalem kırmızı atıyor abi. Bu abi evet. Evet. Allah Allah. Yani bu Rahman abi bu lükleri bir açsa çok güzel şeyler çıkacak da. Peki tamam. Yani, ayıkladım her sene bunları ben. Biraz çekilip olsun diye düşündük diye öyle yaptık ama biraz hata ettik herhalde. İhtiyarımız karışmasaydı daha yok. İyi olacaktı. Yok yok hata yapmadın. Ben şimdi alacağım o cümleleri. Öyle ben onu telef etmeyeceğim aşağı. Ben şimdi tamam. Alimdar işte o cümleleri tek tek oku da beraber benle beraber yapalım. Hasan abi ben çaya çıktım da o cümleleri okuyayım biraz. Oku sen. Hadi bakalım. Ya, o zaten gerisini getir defter kurcalaya koysun. Sayfalar var. Ersin'de de var zaten. Hepsi var. Yok. Şimdi telefonda var benim de. Tamam. Sayfalar evde kaldı. Fabrikadayım. Ben çaya çıktım. Tamam. Şimdi abi mesela ikra kelimesi var. İkra, bismi rabbike halak, ayettir. Mesela biz bunun üzerinde durduk Rahman abiyle. İkra kelimesi mutlak bırakılmış abi. Mesela bu ikra kelimesi mutlak bırakılmış. Ardından bismi rabbike halak diyor. Yaratan Rabbinin adıyla okuyor. Oku diyor. Yani demek ki yaratan Rabbinin adıyla oku kelimesi manayı harfiye bakıyor dedik. Mesela manayı harfiden mesela. Bu kelime iki şekilde manalanıyor. Biri manayı ismi, biri manayı harfiyle. İkra mutlak. Ne okuyacağız peki? Bismi Rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla mevcudata manayı harfiyle baktığın zaman ilim oluyor, irfan oluyor.
Mesela bu şey yaptık bunu. Manayı harfi için şey yapmıştık. O sadece lübbünü söyledi çoğu. Sonra? Başka bakalım. Ben söyleyeyim. Söyle abi. Niyetini nazarın belirler. Nazarın yönü nereye bağlı ise hayır ve şer gelir. Hayra veya şerre hizmet edersin. Nazar görünendir. Niyet ise hadiselere müsbet ya da menfi mana verendir. Bir dakika yavaş. Bir dakika bir daha oku burayı dur. Oo, çok güzel. Bir daha oku. Niyetini nazarın belirler. Niyetini nazarın belirler. Nazarın belirler. He. Nazarın yönü nereye bağlı ise hayır veya şer gelir. Hayra veya şerre hizmet edersin. Nazar görünendir. Nazar görünendir. Niyet ise, evet, görünen. Niyet ise de hadiselere müsbet ya da menfi mana veren. Ha, içseldir o zaman. Nazar zahirdir. Niyet ise batındır diyebilir miyiz Rahman? Vallahi abi şöyle. Ben biraz şöyle. Cahiliyim. Bak şimdi. Bak çalıştığın için sen bu konuda şu anda uzmanısın. Bak şimdi. Niyet nazar yöntemdir, sistemdir. Bu çalışma olur, ilim olur, marifet olur, muzakere olur. Nazarımız bu. Niyet de senin iç aleminde kıblesidir denilir mi? Mesela diyelim ki adam namaz. Evet. Adam nasıl? He. Kesin doğru denilebilir. Bak doğru. Mesela yani niyetin belirliyor nazarını. Mesela adam namaz kılıyor. Ama kandırmak için kılıyor. Tamam bak şimdi. Nazarı doğru. Yöntemi doğru. Veya bizde olanı söyleyeyim. Hoş geldiniz. İçeriden boşun devrilsin. Ha, niyeti bozuk. Niyet gözükmeyen dedin. Nazar senin şeyini açıyor. Demek ki nazar düşünce şekli, bakış tarzı, eylemsel durumumuz bu. Gözüken zahirde. Ersin başka sen çayın bitmeden senden bir şeyler alalım. Başka ne çalıştınız? Tamam. Nazarın iki tarafı var Ersin. Rama senden sonra alırım zaten. İrfan dur bu çayı bitecek de bundan bir şeyler alayım seni de alacağım. Tamam. Söyleyeyim abi inşallah. He. Manayı harfiyle hareket etmek vücut alemlerine, manayı ismiyle hareket etmek alem alemlerine çalışılıyor. Bir daha. Manayı harfiyle hareket etmek vücut alemlerine, tamam. Manayı ismiyle hareket etmek alem alemlerine çalışıyor. Çok güzel. Çünkü mana isminin şeceren hikkatte vücudu yok. Karşılığı yok ki. Bizim suretlerimiz oraya gittiği için mesela bunun şeyi yok. Adem'e gidiyor yani. Çok güzel. Manayı harfiyle Allah nazarından bakış olduğu için vücut alemlerine çıkarıyor. Böyle tefekkür ettik. Yani. Sonra başka? Mesela vücut istersen münadim ol ki vücut bulasın demişiz. Mesela benlik manayı ismi oluyor. Kendimize de manayı harfiyle bakalım diye yazmışım buraya. Netterler olsaydı çok daha güzel olacaktı da. Tamam. Peki eğer Ersin söyleyeceğim bir şey yoksa ben İrfan'ım. Yok abi şimdilik. Tamam abi o zaman beklemeye o geç abi. İrfan bir şey diyecektin abi. Abi bir soru sormak istiyorum da ders okuyan abilere. Bakmak ve nazar etmek arasında ne fark var abi? Bakmak, bir de söyle. Bakmak ile nazar etmek. Bakmak ve nazar arasında ne fark var? Hani dört kelimeye nazarı koymuş ya. He. Neden bakmak, yani biz genelde nazarla bakmayıp en azından ben şimdilik öyle biliyorum. Bakmak ve nazar benim için, nazar için aynı. Ayrılırsa abiler memnun olurum. Nazarın iki veçi var diyor üstad. Bunu izah edeyim. Öyle cevap vereyim. Biri bizzat nazarı dekayet aşinasıyla görsün. Diğeri gayrı nazarıyla baksın.
Nazar. Ersin bir şey mi diyeceksin abi? Abi bakmak suret oluyor. Görmek niyete bakıyor sanki. Ha, bak. Çünkü insan niyetini görmek istediği için orada hani niyet, o niyetle baktığı için öyle görüyor. Hmm. O zaman bakmak fiildir böyle bakmak. Nazar bakıyor yani oraya nazar atıyor. Görmek de niyete bakıyor sanki. Buna şu ekleniyor bak, kainattaki mevcudatın muayyen bir vücudu yoktur diyor. Suretini nazarımla görüyorum, manasını işte niyetimle veriyorum diyor. İşte bu, bunu buydu işte. Bir daha söyle Rahman. Bak, kainattaki mevcudatın muayyen bir vücudu yoktur yani. Tamam yoktur. Suretini nazarımla görüyorum. Manasını ise niyetim belirliyor yani. Cevap net. Peki bakmak ne oldu burada? Bakmak farklı mı oldu? Nazar olayları değiştirme nazarını değiştir yani. Bakış açısına göre değişiyor. Ha, o zaman bir daha söyleyeyim. Seni söyledin. Şimdi nazar bir de söyle abim nazarı Alimdar. Bir de en son söyledin. Kainattaki mevcudatın muayyen bir vücudu yoktur. Tamam yoktur. Suretini nazarımla görüyorum. Manasını niyetimle veriyorum. Çıkan da olayları değiştirme nazarını değiştir demişim. Çok güzel. Vay be sen zaten çekirdekleri doldurmuşsun ya mübarek adam. Öyle bu otomatik gibi bağladın taramalı gibi. O kadar ihtiyacım varmış ki Cenab-ı Hak bizi bu işe inan. Yani o günden bugüne çalıştık beraber ama şunu söyleyeyim. Hülasa yapalım derken biraz ihtiyarımız karışmış, ayarını kaçırmışız. Aslında çok malzeme var da ne yapalım? Efendim İrfan, he. Abi mesele açılsın diye hem soruyorum sorular da. Bu abiler niyeti daha önce nasıl anlıyorlarmış, ders okuduktan sonra ne değişmiş? Cevap verirlerse memnun oluruz. Yani derse Rahman başlamadan yani bu ders sana ne kattı diyor. Abi niyet nazar zaten şöyle söyleyeyim. Bu ders bana ne kattı şöyle söyleyeyim. Birincisi düşünle konuşmamayı çalışacağım bundan sonra. Yani böyle ağzıma geleni söylemek yerine önce ne söyleyeceğimi düşüneceğim. Çünkü nasıl söyleyeyim? Bu ders bana ne kattı? Yanlış biliyorum. Ama Cenab-ı Hak bana doğruyu yaşatmış niyetimin hayrından. Yani saflığından. Vay be. Öyle diyelim yani. Vay be yanlış biliyordum yani, ama doğru yaşadım. He, doğruyu yaşatmış bana. Ben bundan bunu öğrendim. Hülasa böyle söyleyeyim yani. Çünkü niyetim halismiş ki Cenab-ı Hak beni doğru yolda sevk etmiş yani. Ben bugüne kadar... Beni anladın eminim. Yanlış biliyormuşum, doğruyu yaşatmış. Yani ne kadar şükretsem o kadar azdır yani. Beni en çok etkileyen beni etkileyen bu oldu en çok. Vay be. Hepimiz de böyle biliyor musun? Doğru bildiğimiz o kadar yanlışlarımız yani, varmış ki ama Allah doğruyu yaşatmış. Evet, haberimiz olmadı. Allah'a şükürler olsun Cenab-ı Hak. Yani bana merhamet etmiş. Şükürler olsun. Başka ne diyebilirim? Yoksa bilmek bir şey değil yani. Eğer senin niyetin şey değilse bildiğin bir şeye yaramıyor yani. Malumat oluyor işte. İlim malumat olur. Vesveseni artırır. Felsefecilerin bir misali vardı. Adam gökteki yıldızı fen ilimlerine alışmış. Öğrenmiş. Yıldız çarpacak diye şey yapmış ama benim için dünya yansa umurumda değil. Allah yapıyor, işine bakıyor diyorum. Ben de işime bakıyorum. Takmıyorum yani. Şükürler olsun. Evet. O zaman şurayı ben biraz daha devam edeyim abiler. Ve keza nazar ile niyet mahiyeti eşyayı tayir eder. Yani ben koyuyorum yani. Günahı sevaba. Sevabı günaha kalbeder. Evet. Niyet adi bir hareketi ibadete çevirir. Niyet demek batıl olduğu... Efendim?
Bakmakla görmek arasındaki farktır abi niyet. Bir daha söyle abim. Bakmakla görmek arasındaki farktır niyet. Niyet görmektir. Niyet görmektir. Evet. Nasıl istersen öyle görürsün. Niyet yüklediğin zaman görmek oluyor. Bakmak alelade nazar etmek. Abi bu ben müsaade edersen niyeti içine yüklediğin zaman artısı eksisi o zaman meydana çıkıyor. Efendim Rahman. Abi yazdığım yeri buldum ben abi şu anda. Şimdi tek tek ayıklıyorum bunları. Bak böyle yazmışım. Niyet dimağı programlıyor. Ve vücutta bu programa uygun hareket etmek zorundadır. Yani ben mesela bu Mehmet bir arkadaş burada bana geçen hafta değil evvelki hafta dersi için işte Rahman yani Abdurrahman yazsın dedi. Benim birden beynime şöyle bir şey oldu yani. Eyvah Rahman inekler, danalar, iş, güç. Reddedeceğim yani. Ya hop dur bakayım ya. Sen bir dur. Zamanı verene zamanı yok mu dedim bakayım. Ne diyorsun dedim ya. Nasıl reddedeceksin hizmeti dedim. Bak şimdi nazarımı Cenab-ı Hakk'a çevirdim. Bu hadiseyi ben ancak bende anlatabilirim. Başka türlü telaffuz edemiyorum. Neyse ben öyle dedim ya. Bak şimdi zamanı verene zamanın yok diyemezsin. Hop dedim. Dur. Arkadaş yemin ediyorum yani Allah biliyor 15 gündür işte inekler kendileri geliyorlar eve. Bütün işler kendiliğinden oluşuyor. Ya yemin ediyorum ben hiçbir iş yapmıyorum. Sadece hizmet için çalışıyorum. Yani Cenab-ı Hak beni nasıl istihdam ediyor? Ne kadar şükretsem azdır sana. Sen beni anladığını biliyorum. Yani ben şimdi niyet ettim ya. Bütün sistem bu şey üzerine programlandı. Yani benim eğer bu ders alma niyetim yoksa hiç şansım yok. Bir tane işim çıkacak ya. Sırlar kendisi mi geliyor Abdurrahman? Vallahi vallahi billahi yemin ederim akşam tam akşam saatinde eve geliyorlar. Yani sayamam hiç. Normalde gider arardım her gün onları. Hanım soruyor. Hanım doğum yapacak bir tane yeni şeyim var. Diyor ki ya doğuracak bilmem ne ya mal Allah'ın mülk Allah'ın diyeyim. Doğurursa doğurur alır da nasıl gelir deyip delirdim mi diyorlar bana. İşimiz var diyor burada hizmet yapıyor. Senin de benim gibi durumun hepten iyi değil. Maşallah. Çok şükürler olsun. Çok şükür ya. Şey de Ayhan da güzel söyledi evet. Ama çok hoş şeyler çıkıyor ya. Rabbi hamdolsun ya. Beraber ders arkadaş yapan Allah hamdolsun. İrfan devam edeyim biraz. Bak diyor ki niyet adi bir hareketi adi derken sıradan ibadete çevirir. Gösteriş için yapılan bir ibadeti günah kalbeder. Sevap için yapılan bir şey günaha dönüşüyor. Maddiyata esbab hesabı ile bakılırsa cehalettir. Ama adam profesör para kazanmak için bakmış. Yani İrfan'ın sahası 11. sözlü değil mi İrfan? İki tane mühendise vermiş. Bu kitabı mutalaa edin demiş. Adam o eşyanın ilişkisini, çelişkisini, detayını yazmış. 12. söz müydü? Evet. 12. söz. Pardon. Ondan sonra 12. söz arkadaşlar. İlişkisini, çelişkisini inmik incelemiş ama hiç manasına bakmamış. Onda sultan da kafasına vurmuş onu. Ötekisi ise ilişkisi çelişkisiyle beraber yani murat nedir malum işte sanatkar bunda neyi takip etti buna bana ne diyor ne konuşuyor bakmış. Bak maddiyata ama adam doktor olmuş. Kastamonu'da geçiyor değil mi? Doktor Kemal diyor. Sen de benim gibi kafanı teftiş etsen nurlanmaya layık ne kadar kuru odunları görürsün diyor. Şimdi bak ama adam doktor. Ama maddiyata esbab hesabıyla baktı. Uludağ Üniversitesi'ndeki adam Mercedes arabasına güzelce mektubu koymuş. Yöntemi de bildiği için öyle bir cinnet değil. Cin olduğu net değil. Akıllı serumun içerisine neler koyacağını biliyor. Ormanın içerisine ağaca takıyor serumu. Öyle gidiyor ahirete.
Şimdi bunu söyledikten sonra dinleyin şunu. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Cehalettir. Bugün bir kardeşle bir yere gidiyorduk. Vakıf kardeşimle bir soru sordu. Sohbet ediyorduk. Arabanın içindeydik beraber. Dedim ki sorunu genişleteyim. İnsan niye namaz kılmaz? İnsan niye üzülür? İnsan niye evde sorun çıkarır? Niye insan geçimsizdir? Niye insan asabi çok ifrattadır? Ne sorarsanız sorun. Hepsinin cevabı tektir. O da dedi, nedir abi dedi ya bu kadar sorun cevabı. İnsan kendisini tanımıyor. Niye namaz kılmıyor? İnsan kendisini tanımıyor. İnsan niye böyle gaddardır? İnsan kendisini tanımıyor. Niye ahiretten kopuk yaşıyor? İnsan kendini tanımıyor. Ya bu alem neresidir ya? Niye buradayız? İnsan kendisini bilmiyor. İnsan tanımıyor. Kendisini tanımıyor. Hep kaçmış kendisinden. Bak Allah hesabıyla olursa marifet ilahiyedir. İmam Gazali'den cümleyi söyleyeyim. Tamircilik var ya böyle at böyle şey var, yetiştirici seyisler var, bakımcıları var, hayvan bakımcıları var, tabipler var, motor tamir ediyor. Bunlara sanatkar ya, marifet ehli denilir. Marifet, marifeti var. Eğer o marifetini manaya fiile Allah'ın noktayı nazarıyla bakarsa marifetullah olur. Evet, şey yoksa herhalde Gafur bir şey diyecekti, bir şey açıp kapattı. Gafur'um buyur abim, bir şey mi diyecektin abi? Orada mısın? Abi buradayım, buradayım. Aslında bu konuyla ilgili söyleyecek o kadar çok şey var ki abi. Neresinden başlayalım? Az olsun, az olsun yani atıf makamındasın, uzun, kısa. Evet, evet, evet. Yani şimdi abi mesela bakın manayı harfi ve onun hesabına bakmak ikisini aynı anda kullanması ben sanki biri birini meali gibi görünüyor olmasına rağmen sanki birini şehit birini şahit olmak gibi görüyorum abi. Ne demek o? Şehit abi birine nefsini ve ihtiyarını bırakıyorsun bu manayı harfi. Oluyorsun. Onun adına bakıyorsun. Onun adına esbaba bakıyorsun ve hikmeti görüyorsun. Hasan abi anlatabildim mi? Yani kime hikmet verildiyse ona hayır verildi. Aslında bunun en güzel açılımıdır abi. Kime hikmet verildiyse ona hayır verilmiştir. Bunun en güzel açılımı. Yani bir daha tekrar edeyim abi. Manay ismi tamam. Şehit oluyorsun. Evet, tamam. Anladınız değil mi abi? Evet, anlaşın. Peki, Allah razı olsun. Başka arkadaşlar, niyet ve nazar, mana ismi, mana harfi. Gerçi mana ismi, mana harfi hiç giremedik. Niyet, nazar, çok dolu bir ders. Bir şey eklemek isteyen var mı böyle? Mustafa Emir, buyur abi. Abi ben biraz şey bakıyorum, ayrılmaz üçlü gibi. Mesela manayı ismiyle baktığın zaman bu aleme, manayı niyet, nazarı değişiyor. Manayı harfiyle baktığı zaman diye niyet ve nazar değişiyor. Yani bu ayette de ayrılma düştü. Burada esas başrolü oynayan insanın manayı harfiyle bu aleme bakması gibi ben düşünüyorum biraz. Çünkü mesela az önce abimin anlattığı hani inekler tarlaya eve geliyor dedi ya abi. Şimdi oradaki kardeşin kendisi niyet diye baktı ama ben niyetim halis diye ben baktığım ona mesela manayı harfiyle bakmak. Yani Allah hesabına benim vazifem nedir? Mesela hizmettir en başta. Allah yani Allah rızası noktasında aldım. Ondan sonra niyeti ve nazarı Allah kendisine orada derste ikram ediyor, ihsan ediyor. Yani her şeyi burada manaya harfiyle mana ismi çok değiştiriyor diye düşünüyorum abi. Çok güzel. Peki Mustafa abi. Mustafa nazar nedir Mustafa? Abi nazar, niyet ve nazar aslında benim anladığım maddeden ziyade insanın iç ruh boyutundan çıkandır. Mesela nazar, insan bakar, bakmak maddidir, gözle bakmak maddidir. Nazar ruh boyutu, maneviyat tarafıdır abi. He.
yöneliş. Yani efendim Ali. Bismillah abi. Nazar haletle, haletle ama arkasında niyet var abi. Haletle haletini eşyaya yüklemek var. Eşyanın mahiyeti, eşyanın tayin edilmesi, nazarımızla değişmesi sayısız insan olduğunu düşünelim veya bizdeki sayısız haletler eşyayı değiştiriyor. Bu çok enteresan olan şey bu değil mi abi? Eşyanın nazarımla değişmesi. Evet. Niyet ve, niyet ve nazar diyor. Bir tek değil. Keza nazar evet. ile niyet mahiyet eşyadır. Öyle acayip bir ders ki bu arkadaşlar. Niyet ile nazar bir araya gelince eşyanın yazılımı değişiyor. Abi enerji sağlıyor. Enerji gönderiyorsun. O zaman eşya şimdi bismillah bir örnek vererek bir şey anlatmak istiyorum. Biz kadar hükmünde değil de zaman bizim haletimize göre akıyor ya. Çok teknik konuşmaya gerek yok. Haletimiz neyse bizim haletimiz zamanın kalıbı oluyor. Evet şimdi arkadaşlar bak şimdi tamam Ali anladık abi. Sesinde evet. şey geliyor. Ben de tekrar bir şey söylemek istiyorum. Ali bir de şey Gafur bir dakika. Şimdi niyet ile nazar ikisi bir araya gelince eşyanın yazılımı değişiyor. Mahiyet eşyayı değişiyor. Hakikat eşya değil. Bu kadar mühim. Yani niyet ile niyetin yeri neresidir? Kalp. Kalptir. Nazar? Divan. Harika. Birleştir. Vicdan diyelim abi. Onun için mi değiştiriyor? Daha değişik. Bir daha. Niyet neresiydi? Kalpti abi. Nazar? Dimağdı. Abi karıştır. Dimağdı. Karıştır dimağla kalbi karıştır. Eşyayı değiştiriyorsun. Kabri değiştiriyorsun. Teris oluyor. Ölüm, ölüm bekaya inkılap ediyor. Fani baki oluyor. Küçük büyük oluyor. Muhatab ilahi oluyorsun. Ölüm mefte dönüşüyor. Mef, tebdili mekandır, tahvili vücuttur, itlak ruhtur. Peki kalb ile dima birleşirse diyor, ne olur? Mahiyet eşek tayin eder. Tılsım. Tılsım hangisiydi? Tılsımla sır. Eşyayı değiştirerek dönüştürüyor. Tılsım sır. Değiştirmeden dönüştürüyor. Yok. Bu dimağla alakalı o. Sır zıtları bir arada cem ediyor abi. Evet. Bak şimdi. Evet bak şimdi. Evet. Sır. Bu odada artı 10 derecede sıcaklık var, eksi 10 santigrat derecede soğukluk da var. Ama ikisi aynı şartlarda bulunabiliyor. Bunu tutabilme özelliği insanda var işte, meleklerde yok. Sır. Nedir o? İman, küfür, hak, batıl bulunabiliyor. Sır. Tılsım ise dönüştürüyor kardeşim. Dönüştürüyor. Çekirdeği ağaç yapıyor, yumurtayı tavuk yapıyor. Peki nazar... Dimağın bütünlüğü peki dedik. Niyet peki neydi? Kalpte. Üstad Sari söylüyor. Şeyde Vesvese Risalesi'ne geçer. Rahman bir şey diyorsun abi. Buyur abi sen ders sahibi olduğu için. Bulduğum yerine ekleyeyim. Münasip olursa inşallah. He. Evet üstadım özü nedir demişim burada. He. Kişinin fiiliyatı kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Der. Sonra ne oluyor üstadım? Hutbe-i Şami'ye Surete şimdi. Göre fiiliyat niyetin nasıl oluyor diyor. Bir daha söyle. Hutbe-i Şami 77'den okuyorsun. Niyet. Ha. Bir de oku. Evet üstadım. Aynen okuyayım. Evet üstadım nedir? Kişinin fiiliyatı kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Hı hı. Der. Sonra ne oluyor?
surete göre fiiliyat niyetin vücudu haricisi oluyor. Yani fiiliyat evet. Niyetin vücudu haricisi oluyor. Çok güzel, çok güzel. Şimdi arkadaşlar kalp ile dimağı bir araya getirdiğin zaman duayı fiili olunca esmanın ve sıfatın tecelli etmesine zemin oluyor. Eşyanın yapısını değiştiriyor. Mesela ustada zehir verilmiş. Zehir tesir etmiyor. Toprağa giren, çok önemli bu şimdi söyleyeyim. Toprağa giren çürür kardeşim. Şehit çürümüyor. Nasıl çürür? Bedeni değiştirmiş. Ne diyorsun sen ya? Ya kardeşim et çürümez mi? Abi siyasi olmayacak inşallah. Bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Turgut, daha yeni ya. Turgut Özal'ın cesedi çıkmış. Sol dizinden aşağıya çürümüş. Ya bu otopsi ya. Bu mahkeme kararıyla çıkmış. Vücudu sapasağlam. Nasıl çürümez? Çürümez kardeşim. Başka adet ilahi, peygamberler hay gibidir. Gibi değil, haydır gene. Evet, Londra'da o adamın da niyeti acayip. Londra'da ama niyeti değil o, Londra'da olan Firavun'un. Allah el-yevme necike bi bedenike. 25. sözde geçiyor. Ben bugün cesedine necat vereceğim diye Londra'da ben gördüm onu. Cesedin bizzat yanına gittim. Çok da hidayete vesile oldu. Oranın yöneticileri beni aldılar. Çok duygulanmıştım. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Yani ağlayınca böyle. Ben çok etkilendim fazla. Yani mucize hani görmek isterler ya peygamberden. Yani ben direkt Allah'tan gördüm. Peygamberden değil mucize. Allah kendisi söylüyor. Ve camın içindeydi. Ondan sonra etkilenince beni aldılar böyle, biraz su verdiler. Sonra yanında birisi var tercüme vasıtasıyla, niçin böyle oldunuz dedi. Ayeti söyledim, bilmiyorlardı. O 25. sözde onu söyledim. Hem eğer sorarsanız diye ekledim. Onun yanında şey vardı falan, çamur, onun için çürümedi. Diğerlerinin için çürümedi. Hadi böyle oldu. Ondan 3500 sene sonra birisi çıkıyor, Muhammed deniliyor. Böyle bir hadis olduğunu nereden biliyor ve bunların içerisinden bir tanesi çürümeyecek. Neyse, bu niyet ve nazar, bak bedeni çürütmüyor ama adet ilahi çürütüyor. Yani adet ilahi toprak bunu çürütmesi lazım. Çürümüyor adam. Ne diyeceksin? Mesela falan yerden düşüyor, ölmüyor adam, öldürmüyor Allah vesaire. Ha, demek ki nazar dimağın bütünlüğü, niyet kalbin olduğunu sari söylüyor. Kalbin nazarı var mıdır? Vardır tabii. Vicdanın nazarı da vardır. Burada işlenen bu niyet ve nazar. Peki kalbin nazarı, kalbe nazar eder diyor. Niyet biraz daha üstündür. Ruhen nazar eder var mı? Vardır. Ruhun da nazarı vardır. Niye? Bir peygamberi nazarı bedevi alim yapıyor. Bir nazari peygamberi cehaleti ilme kalbeder. Nazar. Bak ruha da taşındı bu sefer. Ama demek ki vicdanda demiyor da vicdanı nazar. Ruhtaki nazar söylüyor. Peygamberi nazarı söylüyor. Kalbin nazarı var. Dimağın nazarı var. Niyetin ama niyetin yeri kalptir. Demek ki toparlarsak belki de fazla şey, dima gir içeriye, vicdan gir içeriye, kalp ve ruh. Bunların bütünselliği Allah da öyle muamele ediyor. Nasıl peki ediyor? Gene konuşacağız, kapatmayacağız oturumu da, sen merak etmeyin, şey yapacağız. Şimdi hatırıma gelen, ben buna çalışmış değilim ama beraber mutala ediyoruz. Miraç'ta Musa Aleyhisselam'la meşveret ediyor namaz meselesini 50 vakitten 5'e. Peki ikisi ittifak etti. Bunu nasıl değişir? Cenab-ı Hak meşvereti öğretti. Bak ben Rabbiniz dahi olsam sizin ittifakınıza onaylıyor. Bak ben Rabbinizim.
Ben diyor muyum ki benim şeyim var, imtiyazım şuydu bu. Ama siz böyle burada vemrum şura beynim öğretiyor. Ha, ne yaptı onu değiştiriyor. Demek ki niyet ve nazar bunu değiştiriyor. Cenab-ı Hak nasıl ki adetini ve emrini orada şey yapıyor veya cesedi çürütmüyor vesaire. Demek ki bizim bu dörtlü dimağımız ve vicdanımız, kalbimiz, ruhumuz bütünsel gelince fiili bir dua oluyor. Allah onu halk ediyor. Fiili dikkat edin, fiili bir dua oluyor. Eşyanın mahiyetini, hakikatını da değil, yazılımını değiştiriyor. Yazılımını değiştiriyor. Mahiyet eşyaya tahayyül eder. Böyle yapılıyor. Başka bir şey böyle çok veciz olmak şartıyla, çünkü saatimiz doldu. Çok veciz olmak şartıyla konuşmayan yok mu ya? Abi, Gafur, bir konuşmayan varsa bir... Konuşmadım abi, hiç konuşmadım. Peki hadi. Abi bir şey söyleyeceğim. İrfan'ın söylediği soru, sorduğu soru tam cevap bulmadı gibi aslında. Yani müsaade ederseniz ben o konuyla alakalı tefekkürümü bir söyleyeyim. Siz de isterseniz bu konuda bir katkıda bulunun abi. Mesela bakmakla nazar etmek arasında ki fark nedir diye sordu. Bu sanki tam cevap bulmadı. Ben şahsi tefekkürüm abi şöyle ki, hani mesela akıl gözüne inmiş denildiği noktada abi, bakın göz bakıyor ama görmüyor. Gören dima abi, gören dima. Nazar eden abi, nazar eden, niyet eden, nazar eden de ruh abi sanki. Yani böyle, yani böyle bir bölüm yapmak lazım bir. İkincisi kalpteki niyet abi, niyet de halisadır. Serbest bölgede niyet yok mu abi? Var. Kaynağı, evet. Kaynağı orası değil ama. Evet, yani kaynağı orası değil ama abicim bir şey söyleyeceğim size. Yani bir iradenin ki niyeti halisa ama cüz-i iradede cüz-i ihtiyaredeki niyet de iradedeki niyet aynı niyet değil abi. Evet. Yani niyet de yani cüz-i iradedeki niyet bahsetmez abi. Kalpteki olan odur. Ama zimada da niyet var abi. Onu söylemek istiyorum ben. Evet. Yani bakmak, görmek, nazar etmek ve niye? Bunlar misin silahı? Gafur, bir şeyler dedin. Dedin ama muayyen olacak. Yani mutlak bırakıyorsun. Bak, niyet şuraya, nazar buraya, cem olursa bu oraya diye öz olacak ki. Öz olacak ama. İzah yapma. Ha. Abi, bakın, görmek göz, görmek göz, bakmak, pardon, bakmak göz, görmek dima, görmek dima, nazar, kalp, nazar, kalp, niyet de ruh abi. Bu şekilde değiştiriyor. Tamam. Çünkü mahiyetini değiştiriyor abi. Tamam. Mahiyetini değiştiriyor. Peki arkadaşlar, yazı yazıyorsunuz, duruyorsunuz da sizin o yazınızı ben okuyamıyorum. Çünkü hem düşünüyoruz hem konuşuyoruz, o yazınızı okuyamıyorum ama varsa böyle söyleyeceğinizi söylemenizi söylüyorum. Var mı böyle tespiti veya merak edip ben çalıştım diyen var mı? Efendim Ersin. Abi şöyle bir şey gördüm de. Niyet insanın suretiyle cansızlatıyor yazmışım. Ne yazmışsın? Şöyle, niyet insanın suretiyle cansızlatıyor. Mesela Üstad Hazretleri mektubatta şöyle diyor. Bir defa müdüre söylemiştim. Fena niyetle geldiğim vakit seni yılan suretinde görüyorum. Dikkat et demiştim diyor. Yani bunu sureti değiştiren niyet bir şey.
Oysa şöyle diyor, adam ama yılan olarak gözüküyor. Devam et. He. Yani, yani o siz de bir arada o hayvanların resimlerini atmıştınız. Mesela kurt, fare olsun şey onların şeyleri varmış. Mesela kurtta kıskançlık oluyormuş işte ne bileyim. Böyle bir resimler atmıştınız. Demek ki mesela o hayvanlara bakıp da o adamın sıfatlarını görebiliyorsun. Hmm. Üstad Hazretleri yılan suretinde görmüş. Hani o yılanın manasını siz bir ara atmıştınız resimlerini. Evet. Manasını. Evet. Hani yılanın şöyle özellikleri var. İşte akrebin şöyle özellikleri var. Fare şöyledir. Evet. Hatırlıyor musunuz bunları? Evet. Bir de inşallah unutmasam bir der Cennet Mahallesi'nde bir dershanemiz var orada. Bir resim var böyle. Ecdat yapmış Osmanlı. Çok büyük bir resim. İnşallah onun resmini çekip göndereceğim. Kalpteki sıfatları mesela simgeleştirmiş. Fare var, akrep var. Hangi sıfat olduğunu söylüyor. Mesela şu sıfat yılandır, şu sıfat akreptir, şu sıfat kedidir mesela. Mesela şu hırçınlık böyle, saldırmak, köpeklik diyor, köpek resmi var. Onu da söylüyor böyle. İnşallah onu da gönderirim size. Peki arkadaşlar, geceniz mübarek olsun abiler. Son bir şey. Efendim, buyur, abi, estağfurullah. Buyur Esad'a. Şöyle bir şey diyebilir miyiz acaba? Allah'ın niyet tohumu da insandır. İnsanın görünmesiyle nazar-ı ilahinin insandaki miracı manası gibi falan da. Bir daha söyle yavaşça. Evet, muallak mı olur? Bir daha söyle abim. Sesinizi alamadım ama abi. Ha bir daha söyle, bir daha söyle. Allah'ın niyet tohumunu insan desek, insanın görünmesiyle nazar-ı ilahiye miracın nazar ilahi nazar ilahi ortaya çıkıyor diyorsun. Görünmesiyle nazar-ı ilahi. Nazar-ı ilahiden de miracın husulü. Bir de abi vicdanda cezbesiyle Allah'ı tanır, görünür bir şey vardı ya abi Lemaat'ta. Bu vicdanda da gözükme manası vardır herhalde he abi. Hmm. Peki bir nazargâh ile nazar ediyor. Bir demiştir bir incizap ve cezbe, bir cazibin cezbeyle daim olur incizap. Cezbe düşer, zişur, gel zülcemal görülse, etse tecelli daim, püşe aşağı bir hicap. Vay be, evet. Ben aklım nereye gitti biliyor musun? Cenab-ı Hak nazar ediyor var ya. Evet, evet. Peki başka, Allah razı olsun Sedat, başka... Konuşmayanlardan yok mu böyle? Efendim Mustafa. Abi, abinin dediği de aklıma geleni söyleyeyim. Sen de benim gibi düşündün galiba. Şimdi insan mesela manayı harfiyle muhalifini bakınca Allah namına bakmış oluyor. Bu sefer nazarın Allah namına oluyor. Bu sefer imandaki, yani akıldaki o nazar ile kalpteki o tecelliyat birleşince mahiyet tamamen değişiyor. Eşya değiştiriyor mahiyetini. Manası çıkarma. Evet. Bunu konuşmuştuk Mustafa da. Peki. Bakayım şöyle. Ali kapatır mısın abi? Bir şey mi diyeceksin abi? Gerekim var. Siz buyurun abi. Yok ben son olarak bu bazıları konuşmuyor bulunduğu konum itibariyle. Bakayım bir şeysi var mı yazdığı böyle burada ifade edebileceğim diye. Ona bir bakayım ondan sonra oturumu kapatacağım inşallah. Kanuni hareketi içinde niyeti her neyse derecesine geliş görür. Çalışıyor. Allah Allah. Böyle nazara niyet demiş bir tanesi. Nazara itikat demiş. Niyete de imanın sıfatıdır demiş. Olan özel nazarımın niyetime bakıyor. Sufyan'ın ispiritizma. Uğur. Bakayım başka ne demiş. Afra.
Evet, bir şey yok. Yani bir şey yok derken bir şey, şeylik, farklılık katılacak var da yani farklılık şey yok. Peki geceniz mübarek olsun inşallah. Rabbime emanet olun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Beraber birbirimizi sevmeyi, birbirimizi dinlemeyi, birbirimizden istifade etmeyi, karşısına durup dinlemeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bu şekilde devam ettirsin. Her nerede olursak olalım arkadaşlar. Bakalım onun ağzıyla Allah bana ne diyecek. Cenab-ı Hak, bak Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a bir daha bir de çalılıkta kendisine seslenmiş. Kimisini başka bir işte balıkta vesaire. Yani Cenab-ı Hak bile orada çalı. Çalı nedir ya demeden demek ki oluyormuş. Bak o Allah böyle sıfatımızı inkişaf ettirsin, birbirimizi sevdirsin. Böyle mutalalı ve müzakereli dersleri dünya ve ahirette kabirde nasip eylesin. Evlad-ı yalimizden de hizmet imaniye, Kur'an'ı da hizmetçi yetiştirsin. Her daim dediğimiz duamız vardı. Ya Rabbi, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı inamın, ihsanın, ikramın, inayetin, lütfun ve keremin olan hizmet imaniye, Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbel alemin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın imanının senin yanındaki değeri ve kıymeti, hakikati hatırına ehli imanı, Müslümanları ve hasreten bizleri ve bizi sevenleri, bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi de Muhammed aleyhissalatü vesselamın imanının hürmetine affeylesin, mağfiret eylesin ve alim-i şehadetten alim-i gayba şehit olarak göçürmeyi, intikal ettirmeyi, tebdil-i mekan etmeyi nasip eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. İhtina sıratel mustakim sıratel lezine nebtali valim adem. Peki haftaya kim var arkadaşlar? Bahtiyar insan kimdir haftaya? Bahtiyar bu durusu Kur'aniye'de bülbül olacak kimdi? Bilen var mı? Abi İrfan abi ikinci dalı yapacaktı ama sanki. Ha, o tamam. Tam sıraya koyacak. İlk, ondan sonra kim vardı? Ondan sonra ben vardım aslında abi. Siz sesi mesaj gönderdiniz. Tamam Fatih Lermi. Tamam abim. Evet sen varsın. Çok güzel. Sonra Fatih Lermi'den sonra kim var abiler? Bir kişi de yoksa girsin. Bak. Fatih, dersine dikkat etsin. Bir dakika Ali sen dur. Rahman ne dedin? Nereye dikkat etsin? Fatihler mi beni görsün? Geçenki hakikatleri ben şimdi bende görsün kendini. Hızlı yine gitmesin. Geçenki dersi çok güzeldi. Bu da benim gibi aceleci olduğundan manalar uçtu gitti. Yakalayamadık. Hayır hayır. Ben bunu böyle bu kapandıktan sonra kafam kapanmıyor. Benim gibi çok insan var. Kayıt da var şu anda. Onu da böyle ilgimi çekenleri ben dinliyorum biliyor musunuz bir daha? Yani onun ağzıyla, onun saf temiz kalbiyle Allah bana ne diyor, ne anlatıyor diye demedim, demiyorum. Musa Aleyhisselam'a çalılıkta taayyum ve teşahhus ettiği gibi o kardeşim ne diyor, onunla ne diyor, inan dinliyorum, şey yapıyorum ve riyakarlık manası değil, yeni öğrendiğimi de ifade ediyorum. Bak burayı bilmiyordum. İnşallah bizim vefatımızdan sonra da endişem de o da, gerçi endişem ne olsun ustad şey olma. Yani birbirinizi böyle kucaklayan, dinleyen, tahammül eden, eksiklikleriyle beraber hem duamda diyorum ya Rabbi. Yani belki şimdiden söyleyeyim yani. Beşeriyetimizden şer çıkar. Beşer. Şerlerle dolu. İnsan olmak çok zordur. Üç şahsiyet var. Beşeriyetimizde hizmetimizi, yani şu anda bir hizmetimiz var. Bir de kapattıktan sonra benim bir yatsı yıkıldım ama selam Twitter'im kalmıştı. Bir ubudiyetim var. Bir de böyle beraber gezeriz. Evde de böyle bakın diye söylüyorum. Beşeriyetimizden dolayı eksiklikler olur. Yanlış anlaşılmalar olur. Onu kastetmediğimiz halde öyle bilinebilir. Veya o ya şey yapmışız. Ama onu ona bırakıp hizmete,
ve vazifedarlığı örtmemek gerekiyor. Şeyden böyle birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi hiç bozmayacağız. Mesela ben eskide vaat etmiştim ders dinlerken, 1978'de parkur ama 80 diyelim. Derdim ki, çok gördüm yani, o zaman iktizası öyleydi. Eğer böyle bir yerlere nöbete gidersem ben kardeşlere fırsat vereceğim. Onlar ders çalışacaklar, takdim edecekler, dinleyeceğim ve keyif alacağım. Öyle bu böyle bir şeyi o zaman görüyordum eksikliği. İnşallah bu devam edecek. Çünkü çalışacak. Çalışan ne oluyor şu anda? Arkadaşlar benim ifademle, naçiz ifademle ya mutfaktır bu şurası veya atölyedir. Mutfakta kimisi karabalıkken biz Ramazan'da öyle yaparız. Patates soyar, ötekisi soğan soyar, ötekisi onu getirir. Ustadın tabiriyle fitil, gaz gibi var ya. Yani yemek pişirirken bütünlük olarak pişiriyoruz. Atölye çalışması da öyle. Bu kültürümüz gelişecek. Genetiğimiz olacak. Evrad-ı âlimize, dava arkadaşlarımıza geçecek. Hep böyle şey olarak dinleyeceğiz. Yani ne diyor bunun şeyinde? O söylerken bir cevap üreteyim diye olmamalı. Yani o böyle dedi, ben de böyle diyeyim. Yani zaten yok da ama tezekkür etmem gerekiyor. İnsan aldatabiliyor. Bak ben şey için söylemiyorum. Ben sizi nasıl dinliyorsam siz de birbirinizi dinleyeceksiniz. Bizden sonra da bu mutala ve müzakere bırakmayacaksınız. Evde de öyle. Çoluk çocuğunuzla müzakere yaparken hanım ne dedi ya? Bir dakika ya. Bir de söyle bakalım. Aa ben bunu bilmiyordum. Onaylayacaksınız. Bilmediğinizi ifade edin. Bilmiyordum. Bak çok güzel. Ben bundan istifade ettim. Çünkü iltifat cimrisi olmayalım. Malımızı satarken, müşteriye bakarken envai çeşit tavır, mimik ve kelam döküyoruz. Daba kardeşine, en yakının eşine, çoluk çocuğuna iltifat cimrisi olmayacaksın. Allah razı olsun. Eline sağlık. Güzel bir yemek çıktı. Ha, çok hoştu. Veya aa güzel okudun kızım bak bugünkü 10 dakika sesli bak güzel ifade ettin ha bugün gibi yapın arkadaşlar. Çünkü insan buna muhtaçtır. Sen de muhtaçsın, ben de muhtaçım. Evet. Geceniz tekrar mübarek efendim, olsun. Efendim amir. Aleyküm selam amir. İki sorum vardı Can Üstad'ım. Dinliyorum. Niçin birinci söz ta sekizinci söz bak ve dinle ve ikinci soru niçin Hazreti Cebrail aleyhisselam üç kere ikra, ikra, ikra. Duman etti Namil bizi. Duman. Birinci sözde sekizinci söze kadar bak dinle diyor Üstad. Oraya kadar. Kuyuya kadar. Bir de Peygamber Aleyhisselam'ın vahiy geldiği zaman üç defa sıkıyor onu değil mi? Bilmiyorum. Onun bilmediğini bilmiyor mu? Biliyor. Bilince ya sıkınca okumaya mı başlayacak? Diyor Amir. Kuzey Irak'tan arıyor. Ve ondan sonra bilmiyorum diyor okumaya, ikra diyor, bilmiyorum, bir daha sıkıyor, bilmiyor. Sonra ne oluyorsa üçüncü kez okumaya başlıyor. Ne okuyor, nasıl okuyor diyor. Amir, bunlar çok hoş ama zor yani, Türkiye saatiyle bayağı şey. Zaten cevap verebilecek hep kaçış rampasıdır. Veremediğim zaman öyle diyorum, zor iştir bu. zor. Yani... ama niye güldüm biliyor musun? Bak dinle tamam. Yani normal sorulacak şeydir. Ama üç defa sıkması Cebrail aleyhisselam onun okumasının olmadığını bilmiyor mu? Biliyor, oku diyor. Bilmiyorum dedi söyledi gene sıkıyor. Ne demektir? Bir tanemsin amir. Aynen öyle. Senelerden beri onun arkasındayım. Efendim abi birisi İsmail Kaya Almanya'dan. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Aleykümselam. Deminki mevzuyla ilgili sizin geçmişte bir temsiliniz vardı da oradan bir mana çıktı. Hani
bir baba evladına para veriyor. Sonra evlat o parayı istediği yerde harcayabildiği halde harcamıyor, gidiyor, bir hediyeyle babasına geliyor ya. Ondan sonra yani baba evladının kendisine getirdiği hediyeyle seviniyor. Yani zahirde evlat babanın parasıyla babaya hediye almış. Ama hakikatinde oradaki niyete bakıyor. Evladın babaya olan niyetine, sevgisine, muhabbetine bakıyor değil mi? Evet. Ya evet. Acayip bir, burada, acayip bir misal. Şimdi mülken Allah, fiilin sahibi Allah. İnsana irade vermiş değil mi abi? Ya. Çok güzel bir misal. Peki niyet iradenin hülasası diyebilir miyiz? Çünkü insanın niyetini hesap alıyor. Bir daha söyler misin İsmail? Son söylediğini. Niyet iradenin hülasası. İrade ile ancak kul irade ederek niyetini ortaya koyuyor hayra ve şerde. Ondan sonraki o hayır ve şerdeki o niyet kulu kucaklıyor. Ya âlâ ilgine çıkarıyor veya senin tarzına batırıyor. Ha istiyorsun ki niyet irade ile nazar itikatla olur. Yani iradenin hülasası niyet. Evet. Çünkü niyetek de yani kul sadece kulun yapma etme gücü kuvveti yok ya fiilin sahibi Allah ya. Evet. Evet. Her şeyi yaptıran Cenab-ı Hak olduğu için kul sadece ne yapıyor? İradesiyle niyet ediyor. Ya hayrı veya şerri. Evet. O niyetle, o niyet işte kula kazandırıyor. Ya küllü bir niyette küçük amellerini büyük amellere kalbediyor. Çok enteresan, yani, çok ilginç. Hülasat diyebilir miyiz niyete? Çok güzel, çok ilginç bu da. Yani bir tane cevabı yok ki tabii. Çok zenginlik katıyor, çok keyif alıyorum. Bak ben biraz böyle biraz şey yapayım. İrade ile niyetimizi... Dimağın bütünlüğü olan itikatla da nazarımızı, fakat böyle evet o da oluyor ama nazar ilahi var diyor. Niyet ilahi geçmiyor galiba değil mi külliyatta? Niyet ilahi. Allah'ın niyeti değil de Allah'ın nazarı var diyor. Nazargah ilahi, nazar ettiği yer. Nazar ilahi var, niyet ilahi külliyatta herhalde geçmiyor gibi böyle nazar ilahi var. Zahirde biraz şey gibi gözüküyor, niyet böyle düşük deniyor. Fakat ruhun nazarı var diyor. Kalbin niyeti var diyor ama ruhun nazarı var. Böyle çok geniş böyle de öyle bir buçuk iki saatte bu şey olacak değil. Böyle de çalışılması atıflarıyla ama çok güzel o misal da çok güzeldi. Baba parayı veriyor, para kendisinin. Git harca diyor ama gidiyor şeyde. Dolaşırken gidiyor babasına verdiği, babanın verdiği parayla babasına hediye alıyor. Yani bunu harcayabilirdi ama dönüp ona veriyor. Babası ne kadar seviniyor. Oysa verdiği onun parası o vermişti. Değil orada. Ona dönerken, ona o paranın şekli, buna dönerken, babaya dönerken çocuk aslında ona hediye almıyor. Kendi istek ve arzularını babaya takdim ediyor. İstek ve arzularını satın alıyor ve babaya takdim ediyor. Yani babaya kendisini veriyor. Babaya hediye alan babaya kendisini hediye veriyor. Mesela peygamberin sahabesi demek sohbet ehli demektir. Sohbet ne demek? Kendisini takdim edendir. Bakın baba açlığı verdi. Git yavrum ye dedi. Gitti hediye aldı babaya verdi. Baba niye seviniyor? Çünkü çocuk istek ve arzularını babaya sattı. İçine koyup ona verdi. Kendisini babasına takdim etti. Baba o çiçekle çocuğu alıyor. Çocuğa sahipleniyor. Aslını avdet ediyor. Böyle bir çeşit işte. Ya. Yani diyoruz ya abi. Şimdi mülkü Allah'ın, beni yaratan Allah, benim hissimi, duygumu, latifelerimi yaratan Allah, beni vermek istediğimi vereceğimin sahibi de Allah. Ben yani bu haldeki bir kul Allah'a ne verebilirim? Ya, kendisini. Ya, oradaki o niyet, o kulun kıymetini, kemiyetini arttırıyor değil mi? Evet, maşallah. Güzel kattın böyle. Çok güzel.
Amir'de. Amir'in sualini de böyle şey yapın, onu nazar itibariyle alalım, yer yer onu da şey yapalım. Amir inşallah çok istikbal vaat ediyor. Genç bir kardeşimiz, Kuzey Irak'ta vakıf olacak. Arnavutköy'ü bitirince Arnavutköy'ü bekliyor. Oraya vakıf olarak alacağım, söz verdik. İsmail, selam ediyorum hepinize, Almanya'ya. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar olsun. Amin. Rabbime emanet olun sevgili kardeşler tekrar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam.